Konuşan Ordu TV'den herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir tatil dönüşü tekrar bir aradayız. Geçen cuma programı yapamadık. Sesim nedeniyle biraz rahatsızdım. Ama tekrar bir cuma gündemin nabzı programıyla bir aradayız. Evet Badem, merhaba, nasılsın? Merhabalar hocam, iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Tatil nasıl geçti, sen ne yaptın? Önce bize anlatalım. Benim için çok güzeldi. Memleketime gittim. Güzeldi yani. Ailemleydim. Memleketin de neresi istersen onu dinleyelim. Memleketim Giresun ama yaylamız Çanbaşı yaylası. Ordumuzun yaylası. Oradaydım. Bütün tatil boyunca güzel geçti benim için. Temiz hava aldın, geldin. Evet. Ben de biraz sosyal etkinliklere katıldım. İşte tatilimiz var dedik ama çok fazla da uyuyamadık. Genelde tatillerde de uyuyamıyoruz zaten. Evet, ben de uyuyamadım. Muhakkak bir şey çıkıyor. Biraz etkinliklere katıldım. Sesin nedeniyle de biraz sorun yaşadım. Biliyorsun ki hani basın yayın dışında bir öğretmenliğim var. Müzikle ilgileniyorum. Evet. Keman çalıyorum. Ünye'de halk eğitim konserleri oldu. Onlara katıldım. Orada sahnede yer aldım. Güzel geçti zamanımız. Geçmiş Kurban Bayramı'nda kutluyoruz buradan herkesin. Evet, Kurban Bayramı'nızı kutluyoruz buradan. Evet, dün de zaten beraberdik. Onu da anlatalım istersen sevgili izleyenlere. Evet, evet, izleyenler belki biliyordur. Dün de Dağ Kızağı'na gitmiştik, Boztepe'ye. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Evet, biraz korktuk aslında ama... Evet, ilk ben çok korktum ama sonra evet, siz korktunuz benim için. Ben asla Luna Park'ta da dediğim gibi ben normal salıncağa binemeyen bir insanım. Hani gondola binip bir saniye sonra geri inmişliğim var. Yani bunda nasıl gittim, nasıl geldim? Ama korkmuyordum. Hani normalde daha büyüğüne 10 yıl önce falan binmişimdir ama gerçekten çok güzeldi, heyecan vericiydi, evet, eğlenceliydi. Ben çok keyif aldım. Bir gün akşam da gidelim beraber. Evet, çok, çok güzel güzeldi. Çünkü akşam da ayrı güzelliği varmış oranın. Gider görürüz, Ordu'nun güzelliklerinden de faydalanalım diyoruz. Evet. Evet, bayram, bayram demişken. Acaba bayramı bayram gibi kutlayabildik mi? Gerçekten bayram yapabildik mi? Yaz mevsimi de bayrama denk geldi bu sefer. Tabii denize girenler oldu. Evet. Bayramda yine her bayram trafiği gibi yine kazalar oldu. Boğulmalar oldu. Evet. Şimdi de yeni haber biliyorsun ki yangın var. Evet, buradan da geçmiş olsun diyoruz. Evet, bunlar üzücü şeyler tabii. Bayramda, tatilde böyle şeylere hani önlem alınmasını istiyoruz. Biraz daha dikkat edilmesini istiyoruz. Yani özellikle... Boğulmalar da çok vardı bu bayramda. Evet, yani 4 kişi, 4 çocuk, 10 kişi, işte 7 ilde zaten boğulma olayı gerçekleşti. Evet. 852 tane de trafik kazası olmuş. Evet. Yani bildiğimiz bunlar tabii, bilmediğimiz de vardır elbet. Ama işte şimdi yaz ayına girdik. Evet, denizde falan bulunuyoruz ama biraz daha ailelerin de dikkatli olması gerekiyor. Çünkü evet, boğulmaların kaç boğulma vardı hocam? Valla boğulma sayısı tam olarak net değil ama 4... Evet, genellikle çocuk ama. 3 kardeş Ankara'da mesela. 3'ü evet, bir vefat etti. 10 kişi ayrı yerde, 4 kişi orada. Hani toplam sayısını tam bilmiyorum ama duyduğum ve gördüğüm, izlediğim kadarıyla bu şekilde. Daha da artar zaten. Yaz girdi mi boğulmanın sonu gelmiyor. Evet. Yani buradan ben de yüzme biliyorum ama gerçekten yüzme bilmek de çok önemli değil. Tabii ki yüzme bilin, yüzün ama yüzmeyi bence biraz zevk olarak kullanın. Hani yarış işine girmeyin ya da dalgada yüzmeyelim. Bence yüzme bilen de bilmeyen de boğulabilir, yani riskli. O yüzden evet, dikkat biraz edelim. Biraz daha dikkat edip ailelerin de çocuklar üzerinde biraz gözleri olması gerekiyor. Çünkü çocuk boğulmaları daha fazla artıyor. Yani evet, çocuğunu denize gönderiyorsun ama biraz daha dikkatli bir şekilde gözetim altında göndermeleri gerekiyor. Çoğu ailede çocuk dışarı diye çıkıyor arkadaşıyla mahallede, evet, oynarken bile deniz yakınsa gidebiliyor. Yani gittiği zaman da aile haberi olmuyor, ölüm haberi geliyor. Yani çok kötü yani. Çok acı şeyler. Lütfen çocuklara da sahip çıkalım. Yani bu deniz olayında da lütfen biraz daha duyarlı olalım ve çocuklarla ilgilenelim. Evet, ülkemizde Kurban Bayramı böyle geçmişti. Gazze'de Kurban Bayramı nasıl geçmiş? Biraz da onu konuşalım. Evet, Gazze'de Kurban Bayramı biraz buruk geçti. İnsanlar bayram namazlarını cami yerine sokaklarda kıldılar. Ama ona rağmen Gazze'de bayram güzel geçti. Kurbanlar yine kesildi. Mağarada da olsa kestiler kurbanlarını.
Gazze'de de güzel geçti. İnşallah diğer bayramda savaşsız bir şekilde geçer diyorum. Buradan da tekrar inşallah savaşın bir an önce bitmesini diliyorum. Evet, bir diğer konu da emekliler. Biliyorsunuz emekliler bayağı bir mağdur oldu. Evet. Emekli konusuyla ilgili valla ne desem, ne konuşsam ne olur bilmiyorum ama gerçekten emekli nasıl geçinsin? Yani bayramda emekli, biraz bunlar için sıkıntı bayramda geçti. Bayramda yapamadılar zaten hani. Evet. Ya genel olarak aslında toplum bayram yapamıyor da emekli ayrı bir yapamadı. Sonuçta ülkeye bu kadar fedakarlık ediyor, hizmet veriyor. Belli bir yere geliyor. Huzur içerisinde emekliliğe ayrılıyor. Ömrümün geri kalanını, son demini artık diyor hani huzurlu, sıkıntısız yaşayayım diyor ama bayramda bile 3.000 lira verilecek bir ikramiye verilmedi. Evet, maaş zaten 10.000 lira. Geçen izledim yani eve gitmeye utanan insanlar oldu. Çocuklarına harçlık veremeyenler. Yani yine zam gelmeyecek diye bir açıklama da yaptılar zaten. Emekli zamı olmayacak diye söylediler. Evet. Yani emeklinin bu kadar hizmeti varken niye bu kadar geride bırakılıyor bu konu ya da neden ilgilenilmiyor ya da yani 10.000 maaş yani sonra bir şey diyorum. Hani Gültaç Hoca sinirlendi yayında diyorlar ama yani buyurun 10.000 lirayla siz geçinin ne diyeyim. Zaten yani, şöyle bir şey. Emekliye ayrılıyorsa zaten artık çalışma hayatı bitmiş demektir. Bir geliri yani, olmaması gerekiyor. 10 yıl, okutur. 20 yıl çalışmış artık emekliye ayrılmış. Yani evet. Biraz daha emeklinin maaşı yükselmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü 10.000 liraya artık bir şey alamıyorsun. Gerçekten 10.000 liraya 10 gün geçinemiyoruz. Yani 10 gün geçinemediğimiz yerde. Evet. Yani bu emekli kira mı ödesin? Torununa mı para versin? Çocuğunu mu okula göndersin? Kendi ihtiyaç. Ha gitmiş okula da gitmiş olabilir. Hangi ihtiyaç karşılanır yani soruyorum size. Hani çok fazla da yorum yapmak istemiyorum ama deveye sormuşlar neden boynun eğri diye. Deve de demiş yani nerem doğru ki demiş ülkemizin hali. Evet, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elektronik sigaranın yasaklanacağına dair bir sinyal verdi. Müsaade etmeyeceğiz dedi. 2009'dan itibaren doğan çocukların tütünsüz bir şekilde yaşamını sürdürmek için elimizden geleni yapacağız diye bir açıklama yaptı. Tütün sadece insanı zehirlemiyor, dünyayı da kirletiyor. Çocuklar da bu duman altında gerçekten zehirleniyor. Yani bu dumanı solumak zorunda kalıyor. Sigara içenin yanında zaten sigara içmeyen de yanıyor bana sorarsanız. Yani bu daha çok etkiliyor ama yine de bu sigara alımı devam ediyor zaten. İnsanlar hani ya aslında maddi ve manevi olarak tamamen zarar bir durum. Evet. Yani buna rağmen her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlanıyor bu sigarada. Evet. Bu konuyla alakalı evet. Gençler de hani çok fazla sigara tüketiliyor. Yani bu gençlere sigara bağımlılığına karşı artık ortaokula kadar bilinçlendirme yapmamız gerekiyor. İlkokulda yoktur inşallah ama ortaokulda gerçekten var. Ortaokulda başlamış sigara tüketimi. Yani lütfen gençlere de bu konuda biraz sahip çıkalım. Yani, sürekli uyaralım. Çocuklar artık ortaokulda başlıyor içmeye sigarayı. Okullarda da lütfen hani çocuklarımızı bilinçlendirelim. Zararlarını anlatalım ki bu çocuklar da buna başlamasınlar. Çünkü başladıktan sonra artık bırakamıyorsun. Evet. Öyle de bir şey var yani 30 sene sigara kullanan insanlar var. Artık yani alıştın mı bırakamıyorsun. Okul bahçesinde içilmiyor diyor. Mesela okulun arkasına gidip içebiliyorlar. Evet. Her türlü çıkışta bir şekilde içiliyor. Her türlü içiyorlar yani. Sokakta evet. İçiyorlar. Her yerde içiyorlar. Yani denizlerde de 8 milyon ton çöpün %73'ü sigara evet. İzmareti. Yani dünyanın 1/4 sularla kaplı. Yani bana suların sorarsanız suların da 1/4 izmaritle kaplı yani. Bunlar olacak iş değil yani. Bu bizim atıklarımız. Bunlarda da artık çevreyi biraz uyaralım diyoruz. Evet. Lütfen yani denize giriyoruz. Ya girdiğimiz yere çöp atmayın, izmarit atmayın. Hani kutu, içecek içiyorsun. En azından içecek kutusunun içine at. İçeceği de git çöpe at kutuyu. Yani bu kadar da cahil olmayalım. Şimdi zaten yaz mevsiminde olduğumuz için mevsim sıcaklarının üstünde şu an sıcaklık derecesi. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sigara izmaritini ormanlarda içtiğinizde oralara bırakmamanız gerekiyor. Hani orman yangınlarına da neden olmayalım. Evet, lütfen. Çünkü biliyorsunuz orman yangınları şu an çok fazla. Fazla evet. Evet, buna da sebep olmayalım. Biraz diyorum. Duyarlı olalım diyoruz. Yerlere kendimiz atmayalım, denize atmayalım sigara izmaritlerini. Evet içiyorsunuz ama yani duyarlı bir şekilde.
kendimiz yapmıyorsak bile yapanları da uyaralım lütfen. Evet, biliyorsunuz ki Kurban Bayramı sabahı Özgür Özel'e bir vatandaşın söylediği bir söz var. Siz neden Hamas'a terörist diyorsunuz dedi. Bu cümlede biraz ortamı gerdi. Yani burada açıkçası bu soruyu muhalefet yerine neden iktidara sorulmuyor? Ben de bunu merak ediyorum. Hamas'ın nasıl kurulduğuna bakarsanız, yani biraz araştırırsanız, bu ezbere soruları da sormazsanız iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü insanlar araştırmadan duyduklarıyla... Artık kolay bilgi. Yani duyduklarıyla direkt aktarma biraz kolaycılığa kaçıyor. Evet, zaten artık öyleyiz ki bakıyorsun öyle demiş diyorsun ve kabullenip devam ediyorsun. Yani bazı şeyleri araştırıp sorarsanız daha iyi olur. Bu konuyla ilgili fazla bir şey konuşmayacağım. Evet, siyasette sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Özgür Özel'i 18 yıl aradan sonra makamında ziyaret etmişti. Bu ziyarette normalleşme konuşulacaktı. Konuşulmuş da zaten, bir normalleşmeye gidilecek. Ama Özgür Özel'in özellikle konuştuğu bir konu vardı. Askeri ücrete değindi. Ama Cumhurbaşkanı'ndan şöyle bir yanıt geldi. Askeri ücrete kesinlikle zam yapmayacağız. Bir kere yapacağımızda zaten söylemiştik dedi. Bu görüşme ama Devlet Bahçeli tarafından onay almadı. Devlet Bahçeli bu görüşmeye biraz bozuldu gibi oldu. Özgür Özel de ona dedi ki istersen dedi yanımıza gel dedi. Devlet Bahçeli de ben yerimde memnunum. Cumhurbaşkanımız ne diyorsa arkasındayım diye bir açıklama yaptı. Evet, böyle aralarda sürtüşme oluyor ama siyasette gerçekten artık gerilime gerek yok. Zaten 18 yıl aradan sonra bir görüşme olmuş. Evet. Artık normalleşme dönemine geçiyoruz. Biraz daha yumuşak gidebiliriz. Evet, aranızda sorun olabilir ama siyaset bu yani. Devlet Bahçeli diye bir bakarsın, Özgür Özel de bir gün görüşürler, birbirlerinin makamını ziyaret ederler. Yani siyasette bu kadar gerilime gerek yok diyorum ben. Evet. Biliyorsunuz ki bir sorunumuz daha var Türkiye'de. İşsizlik oranı düştü dendi. Geçtiğimiz aylarda. Evet, geldi. Evet, ben düştüğünü düşünmüyorum ama. Evet. Türkiye'de işsizlik oranı azalarak erkeklerde 7,2, kadınlarda ise 11,1 olarak açıklandı. Ama ülkemizde şu an 10.732.000 kişi işsiz. Evet, enflasyon TÜİK verilerine göre %75 gösterirken ENAK özel kuruluşa göre %130 gösteriyor. Daha enflasyon verilerini tam olarak doğru ifade edememişken acaba işsizlik oranının düştüğü nasıl belirlendi? Yani neye göre açıklandı? Yani neye göre bu işsizlik düştü? Yani ben etrafta görüyorum, her yerde görüyoruz yani onu. Nereye baksam, hangi köşeye baksam bir işsiz var zaten. Yani bu düşme olayı kime göre, neye göre yapıldı? Ben anlamış değilim. Üniversite okuyoruz. 5 yıl üniversite okudum. Evet. Yani ben de kendi mesleğimi yapamıyorum şu anda. 10 yıl yaptım ama nasıl yaptım bana sorun. Yani şu an yapamayan öğretmen arkadaşlarım var. Çoğu öğretmen ya belediyede ya garsonluk yapıyor ya inşaatta çalışıyor. Hani bunu sadece öğretmen olarak demiyorum. Mesleğinden mezun olan hiç kimse, daha doğrusu bazı insanlar diyeyim ama çoğunluk. Yani 100 kişinin olmayanlar işsiz şu anda. Yani 100 kişinin 90'ı işsiz, ne derseniz deyin. Ben bunu görüyorum, etrafımda yaşıyorum. O yüzden bana kimse... herkesin yani işi varmış. Biz de çok zor yaptık ya. Evet, ben yani, yaşım daha genç ama ben de mesleğimi yapana kadar bir sürü başka meslek yaptım. Mesleği okuyorsun, bir ekonomik zaten bir sıkıntın oluyor. Artık rahatlamak istiyorsun, mesleğini yapmak istiyorsun ama gel gör ki hiçbir yer seni almıyor. Yani torpilin oluyorsa giriyorsun, olmuyorsa girmiyorsun. Böyle, bizim ülkemizde böyle. Ya valla başkalarının verilerine göre de işsizlik oranı belirlenmez. Taşıma su ile değirmende dönmez. O yüzden yani burada çok fazla konuşulacak bir şey yok. Ha, işsizlik oranı düştü mü? Düşmüştür tabii. Suriyelilere bakarsanız Suriyelilerin işi var. İşsiz değiller. Evet, işsizlik oranı Suriyelilerde düştü. Hepsi işi var sağ olsunlar. Benim para verdiğim yere onlar para vermiyorlar. Bu bizim şekilde. Bizim arandığımız yerde onlar aranmıyor. Aynen öyle. Onu artık diğer hani mülteci konusuna da geleceğiz. Orada biraz da bahsedeceğiz. Yani şöyle bir şey. Onların da bir suçu yok ki. Bizim ülkemiz bunu sunuyor yani. Yani ben onlarda evet suçu var demiyorum. Onlar da insan evet. Sonuçta. Burada kimse ayrımcılık da yapmıyor. Yani şöyle bir şey olabilir. Eğitimi aynı bir şey bizim şeklimizde eğitim alabilirler. Bizim şeklimizde çalışabilirler. Şimdi onlara az bir miktar veriyorlar çalışırken benim ülkemde, ama her yer
Suriyeli işçi. Benim ülkemde bana haksızlık yapılıyor. Aynen yani ben bunu kaldıramam. Zaten onların da bir suçu yok. Bizim ülkemiz olanak sağlıyor. Onlar da bizim gibi bir eğitim alsalar, eğitime girerken bir sınavdan geçseler veya da bir yere çalışmaya girdiklerinde bir sınavlardan bir şeylerden geçseler veya da bizimle aynı ücreti alsalar zaten ülkemizde biz mülteci istemiyoruz demiyoruz. Bizim bir sorunumuz yok ama bizim ülkemizin vatandaşını ayırmasınlar yani. Evet. Aynı şartta yaşayalım, aynı şekilde yaşayalım. Versinler vatandaşlık o zaman. Aynı şekilde yaşayıp gidelim. Şimdi işsizlik oranı düştü diyorlar. Ama neye göre düştü? Şimdi Suriyeli veya da mülteciyi getirdin. İşsizlik oranı düştü. Ama sokak insan kaynıyor işi olmadığı için. Yani bizim kendi memleketimizde kendi insanımızın işsizlik oranı arttı. Ama Suriyeli'ninki tabii ki düştü. Çünkü onların işi var. Neyse bu konuyla ilgili konuştukça uzar. Her şeyi de konuşamayız. O yüzden yani tekrar biz Kurban Bayramı'nı tam olarak hani ekonomiyle beraber bitirmek istiyoruz. Evet. Şimdi Kurban Bayramı bitti ama hayat devam ediyor. Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizin çözülmesi gereken sorunları devam ediyor. Yani var. Bayram parası olana bayram oldu, olmayana da olmadı. Evet, 10 gün sonra da zaten zamlar gelmeye başlıyor. A'dan Z'ye her şeye zam gelecek. Yakıtlara da zaten gelmeye başladı. Temmuz ayında bütün zamlar gelmiş olacak. Asgari ücreti ama kesinlikle zam yok. Bütün her şeye zam var ama asgari ücreti asla zam yok. Şimdi asgari ücret 17 bin lira dedin. Yıl içinde hiçbir değişim olmayacak. Yılbaşına kadar olunmayacak denildi. O zaman neden akaryakıta zam var? Neden gıdaya zam var? Yani her şeye zam var ama asgari ücrete neden zam yok? Askeri ücret olduğu yerde sayıklayacak. Bizim zamlarımız gittikçe artacak. Zaten burada Temmuz ayında vergi artırımı da devam edecek. Ekonomiden sorumlu Mehmet Şimşek vergi artırımından kaçış yok dedi. Yoksul halkımız biraz daha yoksullaşacak. İnsanlarda para yok. Nakit yok. Kredi kartına, herkes kredi kartıyla alışverişe başladı. Buna da bir sınırlama getiriliyormuş galiba. Evet, çok kullanıldığı için sınırlama gelecekmiş. Vatandaş artık neyle ödeyecek? Ne yapacak? Gerçekten ben buradan kendi adıma üzülüyorum. Kendime de üzülüyorum. Herkes adına üzülüyorum. Bu durum bu şekilde daha ne kadar devam eder? Valla nereye gidiyoruz ben bilmiyorum. Zor günler bizi bekliyor diyorum. Yani zaten insanların kredi kartına yüklenmesinin de bir sebebi var. İnsanlar artık alamıyorlar. Bir önceki maaşıyla bir sonraki kredi kartını kapatıyorlar. Gerçekten dev zam diye söyleniyor. Evet. Yani 10 gün sonra artık başımıza gelecekleri düşünemiyorum. Umudumuzu iyice kaybediyoruz. Sonumuz nereye gidiyor? Ne olacak bilmiyorum. Zor günler bizi bekliyor galiba. Evet. Yine de umut kaybetmemek gerekiyor tabii ama gidişat iyi aslında değil. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bu zamlara da alışıyoruz. Bak şimdi 10 gün sonra zam gelecek. Biz bu zamla alışacağız. Alışmaktan çünkü başka çare yok ki. Çözüm yok. Çözüm yok ama biz normalleştiriyoruz. Zam geliyor, bir tepki yok bizde. Şimdi eve alınacak olan alınıyor. Hani sigaradan örnek vermek istemiyorum ama mesela bu sigara yani tamam ne kadar istemesek de içen insanlar var. Sigara 50'ye de var, 60'a da var, 70'e de var. Şimdi bu sigara 500 lirada olsa bu vatandaş alıyor. Bunu içiyorsa alacak. Tamam ekmek yemeyeceğiz mi yani? Ekmek 50 lirada olsa almak zorundayız, yiyeceğiz. Hemen gıdalara en azından zam gelmese yani. Yani peynir, zeytin, çoluk çocuk var. Belki biz bir yere kadar şu kadar yeriz, bu kadar yeriz. Yani kendimizden fedakarlık ederiz ama çocuğumuza da yediremeyeceksek. Yani ben nasıl yaşayacağız yani? Yani yaşamanın anlamı ne cümlesini kurmak istemiyorum ama yani durumumuz iyiye gitmiyor. Ben konuştukça sinirleniyorum, geriliyorum. Evet Bade, evet hocam, katmak istediğin bir şey var mı? Evet hocam, gerilmeyin. Kendinden söyle. Kağıtları fırlatacağım. Evet, yani durumumuz bu. Gerçekten halimize şükrediyoruz, tabii ki şükrediyoruz ama zaten başka seçenek yok. Yani her şeye insanoğlu, her şeye alışıyor. Buna da alışacağız tabii. Yaşam kalitemiz düşüyor. Yaşam şartlarımız kötüye gidiyor. Bir programı daha üzülerek kapatıyorum galiba. Evet. Söylemek istediklerini söyleyebilirsin madem varsa. Söyleyecek pek bir şeyim yok aslında. Ülkemizin durumu bu. Zaten alışıyoruz, alışacağız da. 10 gün sonra gelen zamlara da alışacağız. Bizim için normalleşecek. Yine aynı şekilde aynı kişileri tutacağız. Bizim için hiçbir sorun olmayacak. O yüzden pek bir söyleyecek bir şeyim yok. Herkesin geçmiş bayramını tekrardan kutluyorum. İyi seyirler diliyorum.